mi çalışıyoruz? Arayalım. Allah Allah, kime baksam emekli ya. Genç, genç adam. Maşallah, senin ciğerler nasıl? Ayakları iyi mi? Biz maden ocaklarında çekim yaptık. Gerçekten madencilerin ekmeği sonuna kadar helal. Gerçekten öyle. Çünkü çok zor işler ama madenciler de dışarıda çalışıyor. Ne güzel bak, emekli olmuşsunuz. Siz de mi emeklisiniz? Madende çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Çok güzel. Sizin isminiz? Murat Tanrıkulu. Murat Tanrıkulu. Siz? Madende çalışıyorum. Sizin isminiz? Ahmet Akbacık. Ahmet Akbacık. Sizin? Zekeriya Uyar. Zekeriya Uyar. Başla! Gerçekten çok güzeldi. Birinci kimdi? Abi helal olsun ya. Alkışlayalım bir. Gerçekten çok süper koştu. İkinci sensin. Seni de alkışlayalım. Arkadaşını da alkışlıyoruz. Kime emanet? Asnebinin dilinde nifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sizlere emanet. Şimdi Kütahyalı olan ve gurbette Kütahyalılar Derneği Başkanı olan, sahralar yağmuru nasıl beklerse ben de seni öyle özleyeceğim. Çiçekler bahar nasıl beklerse ben de seni öyle özleyeceğim diyen, alkışlarınızla, büyük alkışlarınızla çok değerli sanatçı Süleyman, alkış yok mu? Alkışlarınızla Süleyman Arıcı sahneye davet ediyorum. Değirmenin olur kalaktan, kalaktan.
gerdanın gerdanı, gerdanı. Çikolata kaymaktan, çikolata kaymaktan. Dudak bal gibi gerdana gibi. Dudak bal gibi gerdana gibi. Hayriyem, Huriyem, Cevriyem, Sultanım, kıymatlım bir tanem. Doldur doldur içelim, kendimizden geçelim. Varsın çatmasın eller, paraları yiyelim. Olanmış, 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 olanmış. Ablası güzel bana kalmış, kendisi çirkin sana kalmış. Allah Allah! Yapıştı! Selamlar gönderiyoruz efendim. Ben iki Kütahya sevdalısı Gökler Belediye Başkanımızı Süleyman Bey'in yanına alkışlarınızı davet ediyorum. Plaket verecek kendisi. Tüm sizin adınıza başkanım Süleyman Bey'e plaketi veriyor. Buyurun efendim. Evet değerli konuklar. Bu plaketi sizlere de alıyorum. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bana layık gördükleri için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alkışlıyoruz. Çok sağ olun. Evet, Gökler Kültür Dayanışma ve Maden Festivali'ne katkılarınızdan dolayı teşekkür eder. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Gökler Belediye Başkanı Murat Bardakçı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Evet, bu güzel jestinizi ben de tüm gurbette yaşayan vatandaşlarıma ileteceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza ayrıca sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gökler'de biliyorsunuz 1970 depreminden sonra Almanya'ya, özellikle Almanya'ya, Avrupa'ya birçok gurbetçimizi gönderdik. Ben de o gurbetçilerin birinin çocuğu olarak Almanya'nın ne olduğunu, oraya giderek de ve gurbetçi çocuğunun ne olduğunu, gurbetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu vesileyle hem gurbetçilerimize buradan selam ve saygılarımızı sunuyoruz, bütün gurbetçilerimize. Buna istinaden bir şiir yazmıştım. Mehmet Bey de ısrar etti bunu okuman için. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gurbetçi. Fakirlik yüzünden çıktılar vatandan. Ayrıldılar eşten, anadan. Kanap çırptılar sıcak yuvadan. Gözyaşıyla yola düştü gurbetçi. Kimi otobüse bindi, kimi trene. Dönüyor tekerlek bilinmeyene. Yaşlar damlar kora düşen gibi ciğere. Hayaller kurarak ilerledi gurbetçi. Kimi Münih'e, kimi Dizburg'a vardı. Gözler memleketten birilerini aradı. Akşamlarla yürekler de karardı. Zor şartlarda çalıştı gurbetçi. Geldiler yabancı bir ülkeye. Dedi ya Rab, niye mecburum gelmeye? Başladı ilk günden düşünmeye. Bitmez bu hasret diyerek çok ağladı gurbetçi. Mektuptan başka haber alma yoktu. Çocuklar geride kaldı, dertleri çoktu. Ailelerini getirmeyi çoğu korktu. Yavaş yavaş alışıyordu gurbete gurbetçi. İşçi aileleri gitmeye başladı.